Eğer gaflette olduğunu düşünüyorsan bu video tam sana göre. İçini ferahlatıp huzur dolduracak birkaç dakika sonrasında sen artık eski sen olmayacaksın. Eğer hazırsan seninle bir gezintiye çıkalım. Bilirsin, bakmakla görmek arasında bir fark vardır. Herkes bakar ama herkes göremeyebilir. Mesela benim hayatım 22 yaşında Polonya'da değişti. Onu da başka bir zaman anlatırım inşallah. Hayatım değişmeden önce ailemle pikniğe gittiğimiz bir manzarayı hatırlıyorum. Bir üzüm salkımına bakıp tefekkür ediyorlardı. Maşallah, subhanallah, Allah bunu nasıl yaratmış? Ne mükemmel bir sanat var, şuna bakın diye hayret ediyorlardı. Bense onlara bakıp sinir oluyordum. Benle dalga geçiyorlar, bana tiyatro yapıyorlar sanıyordum. Ye gitsin ya, üzüm yemek içindir. Niye abartılı numaralar yapıyorlar diyordum içimden. Onlar da bakıyordu, ben de. Ama onlar görüyordu, ben ise gafildim. Tıpkı gece karanlığı gibi gaflet çökmüştü alemime. Ta ki bakış açımı değiştirip de hidayet güneşi ruhumda doğunca her şey anlam kazanmaya başladı artık. Artık ben de görmeye başladım. Bana yazılan mektupları okuyabilmeye başladım. İşte tüm her şeyi değiştiren ve hayatın kalitesini milyon kat arttıran bu bakışın adı tefekkürdür. Tefekkür fikretmek demektir. Sanatlı eserlerdeki sanatı düşünmek yoluyla sanatkarı tanımaktır. Kur'an'da defalarca efela tefekkürün ifadesi geçer. Hiç tefekkür etmezler mi? Kör olanla gören bir olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz diyor En'am suresinde mesela. Ve bir hadisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir saat tefekkür bir sene nafil ibadetten hayırlıdır. İşte 22 yaşında tefekkürle tanıştım. Görmeye başladım. Ayetül Kübra'yı okuyordum. Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar diyordu ve hayretime hayret katıyordu. Rabbimi tanıdıkça, onun sanatlarındaki muhteşemliği gördükçe aşık oluyordum. Böyle hayretten kendimden geçiyordum. İşte gafleti yırtan budur. Zaten üstad tefekkür gafleti izale eder diyor. Mesela başını kaldırıp bak dediği gibi başımı kaldırınca gökyüzü beni çok büyülüyor ya. Eğer bir parça ilginiz varsa aşık olmamak mümkün değil. Gün içinde sürekli başımız önde olduğundan alışkanlık duymuşuz yerdeki mucizeleri, onları görmez olmuşuz. Ama başını kaldırınca devasa bir ihtişam var. Gökyüzünü yaldızlayan yıldızlara bak mesela. Dünyadaki kum taneleri adedince onlardan hatta daha fazla yıldız var. Allah'ın uzay denizinde yüzen donanmaların lambaları gibi yıldızlar. Her biri bir gemi misali, çok hassas yörüngesinde yüzüyor. NASA'nın son verilerine baktık. Güneş sisteminin içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinde büyüklüğü küçüklüğü 10 trilyona yakın gezegen olduğu söyleniyor. Ve Samanyolu galaksisi gibi 1 trilyona yakın galaksi var deniliyor. İnsan büyüleniyor ya bu kudreti görünce. Çünkü düşünün, dünya ne kadar büyük. Yürüyerek gezmeye çalışsak ömür yetmez. Ama güneş dünyadan 1 milyon 300 bin defa daha büyük. Mesela Çorumlu olan biri için güneşteki Çorum dünyadakinden 1 milyon 300 bin kat daha büyük. 1000 tane leblebiyi yan yana koysak odayı kaplar. 1000 değil, 10 bin değil, 100 bin değil, 1 milyon 300 bin tane leblebiyi koysak Çorum'da yer kalmaz. İşte güneş o kadar büyük. Çorumlu kardeşlerim beni çok iyi anladı şu an. İşte güneş bu kadar büyükken, güneşten 100 milyonlar kat büyük olan Majorus gibi yıldızlar var. Hepsinin içindeki maddeler, sanatlar farklı. İşte bu kadar çok ve büyük gezegeni birbirine çarptırmadan hepsini ayrı süratte, ayrı yörüngede, ayrı açıda tesbih taneleri dizer gibi dizmek, tesbih çeker kolaylıkta hareket ettirmek ne kadar büyük bir kudreti, ilmi gerektirir hesap edin. Biz sadece ayın hareketindeki sadece fiziksel hesaplamalarını bile yapamıyoruz. Ne formüller ne ilimler bilmek lazım. Ve yanmak maddeleri de tükenmiyor bu yıldızların. Mesela dünyadaki tüm denizleri benzin, ağaçları da odun, dağları da kömür yapıp yaksak güneşin bir günlük yakıtına yetmiyor. Ama bu güneş milyonlarca yıldır yanıyor. Ve ipsiz direksiz onları titretmeden asılı tutmak nasıl bir kudrettir? Hesap et. Sen 10 tane kitabı üst üste koyup titretmeden tutamazsın. Zaman geçtikçe daha da güçten düşersin, elin titrer ve hepsini düşürürsün. Demek onları tesadüf tutamaz, onları tesadüf hareket ettiremez, onları tesadüf evirip çeviremez. Bir kudreti olmayan akılsız şuursuz atomlar bunu yapamaz. Bir de şu dikkatimi çok çekiyor. Mesela düşünün, Ankara'dayız biz şu an. Trabzon'a giden bir otobüse bindik. 4-5 saat gittik.
Sonra yan koltuktaki biri bize panik olma ama sana bir şey söyleyeceğim diyor. Biliyor musun bu otobüsün bir şoförü yok. Otobüs kendi kendine gidiyor dese inanır mıyız? Kardeşim o kadar viraj döndük, o kadar hız yükseltip alçattık, o kadar manevra yapıldı. İmkansız senin bu dediğin. Hiç mümkün mü tesadüfen gitsin otobüs? Sen şoförü görmedin diye olmadığı anlamına gelmez. Bak bu manevralar ilim gerektiren, kudret ve güç gerektiren işler. Serseri tesadüfle olamaz. Akılsız şuursuz tekerlekler nerede döneceğini bilemez. İşte aynen bu misal gibi. Dünyamızın da elbette bir şoförü var. Elbette tesadüfen gitmiyor. Dünyamız 1670 km hızla kendi ekseni etrafında dönüyor. 108 bin kilometre hızla güneşin etrafında dönüyor. Güneşle beraber 600 bin kilometre hızla ilerliyor. Ve Samanyolu galaksisiyle beraber 900 bin kilometre hızla giden bir sürati var. Dünya kendi ekseni, güneşin etrafındaki gidişi ve güneşle beraber gidişiyle helozenik, yivli bir hareket yapıyor. Yani hem böyle dönüyor, hem böyle dönüyor, hem de bu şekilde ilerliyor. Tıpkı bir silindirin etrafında döner gibi gidiyor. Hatta bir yazıda okumuştum, her 100 senede bir galaksi diğerinin içinden geçebiliyor. Çarpmadan, şaşmadan. Bu manevralar, bu yörüngeler tesadüftür diyen adam ne kadar akıldan uzak bir safsataya düşer artık anlaşılıyordur yani. İşte tüm bu mucizeler bize şunu öğretiyor. Sanatlı ve eser, sanatkarı icap eder. Etrafınıza dikkatli bakın ama bakmak yetmez. Görmeye çalışın. Çünkü gördüğümüz her şey bize görmediğimiz Rabbimizi anlatıyor.